Bugün 19 Mart 2023 Pazar günü. En çok ilerleyen hisseleri Amerikan marketlerinde bir istatistik yapacağız. En çok ilerleyen hisseleri bulacağız. Şimdi bu hisseler içinde ben bu hisseleri taramak için TC2000 diye bir program var. Onu kullanıyorum. Bu programın içinde Amerikan şirketlerinde ilk başta neler yaptığımı göstereyim. Bütün şirketleri şurada seçtim ve listeledim. Bundan sonra bana şu aşağıda gördüğünüz 6605 tane hisse geldi. Tabii ben burada sene başından şimdiye en çok kazanan hisseler nasıl bir formasyon göstermiş, ne yapmış onu araştırmak istiyorum. Burada günlük grafiğe geçelim. Sene başından şimdiye en iyi performansı olan hisseleri burada listeleyeceğim. Yukarıdan aşağı en iyi performansı olan YTD demek year to date yani sene başından şimdiye en iyi performansı olan hisseleri görüyoruz. Burada bir sürü hisse çıkıyor. Mesela işlem hacmi 1200 tane olan hisse de var. Günlük işlem hacmi. Kalemimizi açalım. Bu bizim bir işimize yaramaz. Günlük çok az işlem hacmi var bazılarının. Bunları örneğin şurada işlem hacmini görüyoruz. Bazılarının işlem hacmi bizim kriterimizin altında. Örneğin şu şirketin işlem hacmi bu kadar. Bir işe yaramayan bir işlem hacmi ve fiyatı da 16 sent. Fiyatın 1 dolara üstünde ve işlem hacmi minimum 33 bin olması gerekir bizim için. Mesela şu da fiyatın 33 bin, burada gördüğümüz 33 bin çok az. Biraz önce fiyatın minimum 33 bin olması gerekir dedim arkadaşlar. Yanlış. Bunu söylerken yanlış söyledik. 33 bin iyi bir değer değil. Minimum 500 bin arıyoruz biz filtrelerimizde. Fiyatı 8 fakat bu işlem hacmi kriterini geçemiyor. Bu fiyat kriterini de geçemiyor, işlem hacmini de geçemiyor. Bu mesela işlem hacmi kriterini geçiyor, fiyatı geçemiyor. İkisini de karşılaması lazım arkadaşlar. Şimdi bunun için ekstra bir filtre daha ekleyeceğiz. Burada bakın 6000 tane diyor hisse sayısı şimdi bu filtremiz yokken. Bunlar penny stock. Bakın arkadaşlar bazı Türkiye'deki hisseler gibi burada herhangi bir işlem yapma, alım satım yapma imkanımız çok çok zor arkadaşlar. Fiyatı çıkmış olsa bile doğru bir şekilde işlem hareketi göstermemiş bunlar. Bakın sıfır işlem hacmi sıfır. Bunu aldığınızda satamazsınız bu hisseyi. Bunları eleyeceğiz şimdi. Şuradan bir kriter ekliyorum. Ben tabii sene başından şimdiki değerleri incelemek istediğim için sene başından şimdiye yani bugüne bu tarih itibariyle 19 Mart 2023 tarihi itibariyle 51 gün 51 işlem günü var. Minimum işlem hacmi 51 gün içinde 500 bin olsun diyorum. Ve fiyatı 1 doların üstündeki hisseleri getir diyorum. Şimdi bunları getiriyor. 1063'e azaldı bu. Tekrar bunu sıralıyorum. Sene başından şimdiye kadar olan getirisine göre. Bakın daha fiyatlar nokta nokta değil böyle. Sene başı buradan arkadaşlar. Şuradan ortalama buraya kadar. Gördüğünüz gibi 52 gün, 51 gün var ortalama. Şimdi bu hisselerin hangi fiyat aralığında olduğuna bakacağız. Bakın 251 tane var. Şöyle yapalım. İlk başta bu hisselerin bütün şuradaki işaretleri kaldırayım. Bu
hisselerdeki fiyat aralığına bakın. En çok kazandıran fiyat aralıkları, yani ortalama bakın, iki tane var burada 100 doların üstünde. 4 tane var bunların içinde. Yani fiyatı düşük olan hisselerin getirisi daha çok oluyor. Düşük derken 1 doların üstünde seçtik. Tabii bunları tekrar bölerek analiz edebiliriz. Mesela 20 ile 60 dolar ya yani da 20 ile 100 dolar arasına kadar vesaire gibi. Kaç tane hisse var bu kriteri dolduran? Böylelikle bunları analiz edebiliriz. Bunun dışında mesela en düşük yerden sonra hangi formasyonla işe başlamış? Örneğin burada fiyat inmiş arkadaşlar. İkinci iniş başarısız. Tekrar burada ortalamanın üstünde. Ortalamaya pullback, sonra yukarı doğru çıkmış. Bakın burada aynı şekilde ortalamaların üstünde. Yani bu tür analizleri yapabiliriz. Bu çok iyi bir trend zaten. Güçlü bir trend içinde yukarı çıkmış. Gene burada geri çekilmelerimiz var güçlü trend içinde. Şimdi diğer burada yapabileceğimiz bir şey. Burada endüstrileri eklemek. Böylelikle en çok kazandıran endüstriler hangileri? Onları görebiliriz. Mesela biyoteknoloji var. İlk yukarılarda yazılım, sağlık, yazılım, biyoteknoloji, yazılım, yazılım, emlak bir tane var. Sağlık, medical care diye. Böylelikle en çok kazandıran endüstrileri görebilirsiniz arkadaşlar. Sektörleri de ekleyebiliriz buraya. Sektörlerde üst kategorisi zaten. Bakın sağlık var. Emlak. Bir tane var bu. Sağlık, sağlık, finans, sağlık, teknoloji. Bu şekilde bunları da görebiliyoruz. Daha sonra en iyi kazanan sene başından yani year to date'ten şimdi en iyi kazanan hisselere bakacağız arkadaşlar. 100 tanesini en iyi kazanan 100 tanesini hatta 200 tanesini yapalım. Buraya kadar 206 tane. En iyi kazanan 200 tanesini alacağız. Başka bir listeye to date. Sene başından şimdiye en çok kazanan 200'ler listesi. Sonra o listeye geçelim. Yanlış yaptık. Şöyle. Evet, hepsi bu listede şimdi. Bu liste içinde şimdi tekrar araştırmamızı derinleştirebiliriz. Örneğin buradan fiyata göre sıralayıp fiyat aralığına bakabiliriz. 200'den kaç tanesi 100'ün altında? 31 tanesi yani %15'i
yüzün altında. Şöyle bakalım. %15'i yüzün altında, 100 ile 20 arasında. %32 tanesi 100 ile 20 arasında. Yok, pardon. Bu 107. 32, 70 tane. %35'i 100 ile 20 arasında arkadaşlar. 100 ile 10 arasında olanlara bakalım. Çünkü bazıları diyor mesela 10 doların, 15 doların altında olan hisseleri almayın. Neye göre? Bunun istatistiğini kendiniz yapıp görebilirsiniz doğru mu değil mi diye. 10 dolar, 100 dolar arası 100 tane hisse, yani %50'si büyük kazanç sağlayan hisselerin %50'si 100 ile 100 dolar arasında, 10 ile 100 dolar arasında. 1 dolarla tekrar fiyata göre sıralayalım, daha iyi olur böyle. 1 dolarla 10 dolar arasında olan hisselerin sayısı ise 63 tane. %30'u, yani 1 dolarla 10 dolar arasında. En büyük getiriyi sağlayanlara tekrar bakalım sene başından şimdiye. Gördüğünüz gibi genelde ilk 25'ine baktığımızda genelde 100 doların altında olanlar olduğunu görüyoruz. Daha sonra bu listeleri hepsini işaretlemiştik. Bakın, bu listedekinin hepsi işaretlendi. Bizim en çok aylık çıkanlar listesi içinde kaç tanesi var? İki tanesi mesela burada. En çok çıkan 3 aylıkların içinde bir tanesi var. Bu tür çıkışlar arkadaşlar bir şirketi diğer şirkete alınca oluyor. İşlem yapılması için uygun bir yer olmuyor. 6 ay en çok çıkanlar listemizde. Bu filtreyi yaparak momentumu iyi olan hisselere bakıyoruz. Bakın, 2, 3, 4, 5, 6 tane hisse var. 6 aylık en çok çıkanları hep kontrol ettiğimiz, liste çıkarttığımız hisseler. Bakın, burada çıkış büyük bir gapla olmuş ve daha sonra burada tekrar alım formasyonu oluşturmuş hisse. CB'yi de aynı şekilde bakın. Bunlar yukarı kırılım formasyonlarına örnekler, çok güzel örnekler hatta. 16'dan 25'e %50 kazanç sağlamış bu. Diğer listelerimize baktığımızda bunlar bizim her zaman kullandığımız filtreler. 5 gün içinde %20 ve daha fazla artan hisseler arasında 2, 4, 5, şöyle yapalım. 8 tanesi bu filtremiz içinde varmış zaten.
bu şekilde mesela en çok artan hisselere baktığımızda en çok artan hisseleri listemiz var. Bunların içindeki 48 tane en çok artan var. Bunun içinde 7 tanesi zaten biraz önceki listeden gelen hisseler. Yani sene başından şimdiye en çok artan hisselere baktığımızda daha sonra artışlarının da olma ihtimalinin çok olduğunu görüyoruz. Tabii hepsi artacak anlamına gelmiyor. Bunu ilk olarak dolaşımdaki hisse sayısının nasıl olduğuna bakabiliriz bu hisselerin. Evet, çünkü dolaşımda hisse sayısına göre de değişik şekilde arttığı söylenmekte. Bakalım. Şöyle baktığımızda 100 milyonun altındaki olan hisse sayısı 10 milyonun altında olan hisse sayısı arkadaşlar 2 tane. Çok az. Milyonla 50 milyona kadar olan hisse sayısı 12 tane, yani %6'sı falan. Çıkışlarda bakın %30 civarlarında. %100 milyona kadar olan %30'u civarında. %500 milyon %70'i civarında. Yani 500 milyon altında olan hisseler %70 civarında. Bakın %80 civarında hatta. En çok kazandıran hisselerin %80'i 500 milyon ve altında. Dolaşımdaki hisse miktarına göre sıraladığımızda bunların %20'si milyonun altında. Yani 80 milyonun altında olan hisseler büyük getiri sağlamış. %30'u 100 milyonun altında. En çok getiriyi sağlayanlara baktığımızda bunlardan ilk 20'sinde değişik miktarları görebilmekteyiz. En düşüğünden en yükseğine kadar. Yani bu aslında büyük hisselerin de şu anda bu sene için büyük getiri sağladığını göstermekte. Neden bu sene böyle? Çünkü büyük hisseler de çok büyük değer kaybına sebep oldu. Mesela 2,3 milyar hissesi olan Meta bu listenin içine girmiş. Sene başından şimdiye %62 getirisiyle. Ve getiriye göre sıraladığımızda Meta şu anda 22. sırada. Sene başından şimdiye en çok getirisi olan hisseler arasındaki istatistiğimize baktığımızda bu şekilde görünmekte.
Yani 200 milyonun altında olan hisselerin getirisinin daha çok olduğunu söyleyebiliriz. İlk 10'a bakarsak, ilk 10 şurası. 200 milyon %80'ini kapsayan bir sınır olmuş olur ilk 10 içinde. Burada sektörü de eklemiştik. Sektör burada. Bu sektöre göre sıralarsak hangi sektörün daha çok olduğunu görebiliriz bu listede. Enerji, finans, sağlık. Bakın sağlıkta teknoloji de çok. Yani teknoloji ve sağlık sektörlerini bakın bir sürü sağlık var. Emlak az, emlak da var. Endüstri var. Fakat sağlık ikinci sırada. Daha sonra döngüsel sektörler, örneğin zincir dükkanlar vesaire gibi ekonominin döngüsüne bağlı olan sektörlerde üçüncü sırada görünmekte. Bunun dışında altın vesaire de küçük bir yer kaplamakta. Temel mahammaddeleri olarak. Yani sıralamak gerekirse teknolojiyi, sağlık, endüstri, cyclical sektörler ve finans olabilir. Bu üç sektörde kazancın iyi olduğunu görüyoruz. Endüstri olarak her sektörün bir endüstrisi oluyor. Daha da derinleştirmek mümkün. Mesela teknoloji için sektöre göre sıralayalım, en aşağı gidelim. Yazılım altyapısı, bakın çok var burada. Uygulamalar, teknolojide semikondaktörler mesela, bilgisayar sistemleri, harika bir formasyon arkadaşlar, bakın şurada. Evet. Bu şekilde analiz edip bunları not alabiliriz mesela. Buna ek olarak mesela market cap ekleyebiliriz. Hangi şirketler daha çok getiri sağlamış? Market cap nereden başlarsa daha çok getiri sağlar. Onu görebilmek için. Şöyle baktığımızda ilk 40'ına baktığımızda 33-34 milyar dolar market cap, yani yüzde 80'i 30 milyar dolar altında arkadaşlar. Milyar dolar altında olanlar %20
25'i 2 milyar dolar altında olan şirketler. Peki market cap'ları neye göre kategorize ediyorlar? Onu da Finviz'in sitesinden görebiliriz arkadaşlar. Burada Screener'a gittiğimizde burada market cap var bakın. Mega cap 200 milyonun üstünde. Mega cap'a baktığım 200 milyar doların üstündeki mega cap. Burada mega cap kaç tane var? En çok artanlar içinde. 2 tane var arkadaşlar. ...38 tane içinde, Mega Cap 38 tane varmış. Onun içinde 2 tane bizim en çok kazananlar listesinde bulunmakta. Large Cap 10 milyar dolarla 200 milyar dolar arasında. Burada 10 milyar dolara geleceğiz. %80'i pardon %40'ı 10 milyarla 200 milyar dolar arası. Cap kategorisi arkadaşlar burada gördüğümüz gibi. Mid cap ise 2 milyar dolarla 10 milyar dolar arası. Burada 9 milyarı işaretledik. Bu da 59, yani %30'u da Mid Cap oluyor arkadaşlar. Small Cap ise 300 milyar ile 200 milyar arasında 300 milyon ile 2 milyar dolar arası. Yani burası 146. hissedeyiz. %24'ü de Mid Cap. Bu yüzdelik olarak çok baktığınız bölümlerde işlemlerinizi yaparsanız, mesela daha swing trade için daha kazançlı işlemler yapmış olabilirsiniz. Bu türde arkadaşlar kendi istatistiğinizi, analizinizi kendiniz yapıyorsunuz. Eskiden şey denirdi mesela. Float'un 10 milyonun altında olması gerekiyor. Bakın 10 milyonun altında float olan hisse kalmamış artık. 2 tane kalmış. Yani zaman değişiyor, bildikleriniz değişiyor. Bunları tekrar doğru mu diye gözden geçirmeniz lazım arkadaşlar. Mesela fiyat aralığı eskiden işte belli fiyat aralığı üstünde altında işlem yapmayın diyordu. Bu da diyorlardı. Bunlar doğru mu? Diğer şekillerdeki tespitler doğru mu? Hala geçerli mi? Bu tür analizinizi yapabilirsiniz. Hangi hisselerde daha iyi kazanırsınız? Nerelerde işlem yapabilirsiniz diye. Bu programın olması gerekmiyor. Mesela arkadaşlar bunun gibi Excel'de bu işlemi yapabilirsiniz. Türk hisseleri için yapacaksınız. Tabii ben Türk hisseleriyle işlem yapmadığım için bu konuda pratik olarak bir şey söyleyemeyeceğim. Bunun dışında örneğin çeşitli rankingler, stok listeleri falan yayınlanıyor farklı sitelerde. StockCharts'ın kendi yayınladığı SCTR diye bir rapor var. Bunu small cap'lar için şu anda aldım.
Bunların içindeki hisseleri sıraladığımızda ilk 50 tanesinin hangisi bu listemizde var? Ona bakacağız arkadaşlar. Buradaki bütün bayrakları sildim. Yeni bir liste oluşturacağım. Hisseleri buraya yapıştıracağım. 48 taneymiş. Tamam. Bu hisseleri, şu sembolleri aldım arkadaşlar. Buraya ekledim platformuma. Daha sonra bunu bütün bayrakları işaretleyeceğim. Daha sonra bir sonra yaptığım listeme geçeceğim. Kaç tanesi bu listenin içinde? Evet, burada baktığımızda 2, 4, 6, 7 tanesi bu 200 sembolün içinde arkadaşlar. Peki bunların PRVB, bakın şurada PRVB ranking'i 99,8'miş. Bu kendi kullandıkları ranking yöntemiyle. Ama bu hisse tabii böyle bir hisse olduğu için alım satım imkanı yok. PTGX hissesine bakalım. PTGX hissesi ...99,4 biyoteknoloji. Tabii bu ranking değişen bir şey arkadaşlar. Bu ranking hangi değerde kalmış? Onu da buraya ekleyip görebiliriz. Mesela burada SCTR ranking diye. Buna gerek yok. Biz sene başından şimdiye bakmıştık arkadaşlar. Bakın sene başında da %90 civarındaymış bu ranking. Daha sonra düşmüş %70'e kadar. Fakat bakın buralarda alma imkanı vermiş bir hisse. Bunun dışında FKTX varmış aynı listede. Tekrar geri gidersek FKTX bakın. Biyoteknoloji sektörü. Bu hep %90'ın üstündeymiş arkadaşlar zaten bakın. Burada da %90'mış. Yani güzel filtreleme için kullanabileceğimiz bir hisse bir ranking olduğunu görmekteyiz. Tabii bu ranking şu kadar fiyatta diye alacağız yok arkadaşlar. Tekrar siz de kursta öğretilen yöntemleri de aynı şekilde test etmeniz gerekmekte. Böylelikle daha çok güven duyar, işlemlerden kaçınmazsınız. Burada şunu long yapmıştım fakat stop loss oldu. Tekrar bekleyeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde bunun da %90. Bunda ranking'i yüzdelik değil de bu kendi ranking'i var. 99,3 içindeymiş uzun zamandır arkadaşlar. Evet, bunun dışında CBA bakın çok iyi ilerliyor zaten.
Bunun da ranking'i %100 değil tekrar. Yani sene başından şimdiye 90'ın üstünde olduğunu görmekteyiz. En güzel çıkışı burada yapmış. Bu hareketi başlatan bir çubuk olmuş. Bakın şurada tekrar bakarsak şurası hareketi başlatan bir çubuk. Haftalığa baktığımızda haftalık zaten bu hareketi başlatan çubuk. Haftalık 40 periyodun üstünde olmuş. Şurası yani arkadaşlar. Zaten bu 200 periyot oluyor. Haftalık 40, günlük de 200 oluyor. Çok güzel şekilde yukarı doğru çıktığını görmekteyiz. Burada trend iyi olduğu için 8'i de ekleyebiliyoruz. Bakın. Şu kısımda 13 olarak kullanabiliriz. Bakın harika. Çok harika bir çıkış olmuş arkadaşlar. Şöyle geri gelin, şöyle kendinizi kontrol edin. Burada alır mıydım diye mesela. Şurada alsam, burada stop loss olmuştum. Bir daha bu hisseye bakar mıyım? Örnek. Şurada almış olsam bir daha bakar mıydım? Biz istatistiğimizi tabii Ocak ayı başından yaptık. Şuradan bu çıkışı gözetiyoruz arkadaşlar. Ama bunun önceki çıkışı da bayağı iyi olmuş. Şimdi geri kalan bu rapordaki 100 hisseyin hepsini ekleyelim. Kaç tanesi görünecek burada ona bakalım. Tekrar SCTR raporuna gidiyoruz. Buradan hisseleri yapıştırdık. İki kez olanlar eklenmeyecek. Hepsini tekrar seçeyim buradan. Öbür listeme gideceğim. İşaretli olanları göstereyim. Biraz daha arttığını görüyoruz bu listenin. Hani %5'ini arkadaşlar bu listeden bulabiliyoruz. Peki bu small cap'larda bizim bildiğimiz gibi bu kategoriye giren hisselerin sayısı bakın small cap kriteri arkadaşlar 300 ile 2 milyar dolar arası. Burada 2 milyar dolardan büyük hisseler de var. Onun için bu listede mid cap ve large cap'a da bakabiliriz. Mid cap'a bakalım. Buradaki sembolleri indireceğim şimdi. Evet, onları kopyaladım. Yeni bir liste oluşturacağım. SCRT Mid cap diyoruz buna. Hepsini ekledik tekrar. Buradakileri de işaretleyeceğim hepsini. Tekrar en çok kazanan sene başından şimdiye en çok kazanan 200 tane hissemize gideceğiz. Bakın. %15'i o listeden geldi. Yani o listedeki %85'ini kullanmamış olduk ama %15'i en çok kazandıran sene başından şimdiye
en çok kazandıran hisseler arasında oldu. Peki mesela AGL hissesine bakalım. Bu ranking her zaman değişebiliyor arkadaşlar. Her zaman aynı kalmış mı? Onu da şöyle kontrol edebiliyoruz. Buradan AGL arayalım. Mesela buraya gideceğim. AGL listede. Direkt burada ayarlamıştık onu. AGL. Bakın sene başında sene başında 10'muş. Yani en sonki değere bakmak bazen bizi yanıltabilir. Çünkü buralarda o listede çıkmaz arkadaşlar. Bu web sitesindeki buna göre sıraladığınızda %93 yeni olmuş. O listede çıkmayacaktı bu filtreleme yöntemiyle. ALGM. Bakın bu o listede olacaktı çünkü bu da gene yüzde diyoruz ama bu 90 ranking içinde yani o liste içinde olacak bir hisseymiş. Yani kendimiz de bu tür web sitelerine bakarak bedava olarak yapacağımız listelemelerle formasyonları bekleyebiliriz. Mesela ASO hissesine bakalım. Bakın bir daha %90 civarındaymış sene başında ve bunu devam ettirmiş. Bunun dışında fiyatın en aşağı ve en yukarı olduğu noktaların ortalama 20 günlük ortalama değerine göre bu hisselerin şimdi gene sene başından şimdiye en iyi performans gösteren 200 hissedeyiz arkadaşlar. Burada eklemek istediğim bu fiyat aralığının günlük grafikteyiz. En yüksek, en düşük seviyeleri gün içindeki 20 günlük ortalaması nedir? Yani küçük çubuklarla mı ilerliyor bu iyi performansı olanlar ya da büyük çubuklarla mı ilerliyor? Ona bakacağız arkadaşlar. Ve hangi değerden itibaren daha iyi performans oluyor? Buraya bir değer. Ben daha önce buraya böyle bir formül yazmıştım. Onun ne olduğunu göstereyim. Yani high değeriyle low değerini bölüyoruz arkadaşlar. Yüzde olarak 20 günlük ortalamasını alıyoruz. Yüzde olarak değerini veriyor bize. Bu formül Coelemagin'in formülü. Dalgalanmayı bakıyor. Yani formül olarak önemli bir şey değil. Sadece hissenin dalgalanmasına kadar onu gösteriyor bize. Hissenin en yüksek ve en düşük değeri için. Şimdi buna göre sıralarsak bu en son 20 günlük ortalaması. Tabii şu en son 20 gün böyle bir yeri kapsıyor. Ama bizim istatistiğimiz şuradan başlıyor arkadaşlar. Onu da grafiğe ekleyebiliriz her zamankini. Yani sene başından şimdiye olanı görmek için. Sene başı şurası. Sene başında zaten 3'ün üstündeymiş. Sonra 3'ün altına inmiş. Tekrar 3'ün üstüne çıkmış. Yani şöyle baktığımızda bu değerlere bakacağız. Örneğin bu hisse
Sene başında 9'muş, şimdi 14. Bakın, düşük değer ile yüksek değer arasında çok oynama var. Şimdi aşağıdan yukarı artan şekilde sıraladığımızda üçten aşağısı 50 tane. Yani %75'i üçten yukarısı olan hisseler. Üçten yukarısı olan hisseleri ararsak, bu değerin üçten üstünde olan hisseleri, ilerlemesi iyi olan hisseyi bulma ihtimalimiz daha iyi olur. Bunun gibi bu kriterlere bakarak ne olmuş, hangi hisseleri seçebiliriz swing trade yaparken araştırma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu çok yararlı olacağını düşünüyorum. 4'ten aşağı %50'si arkadaşlar. 4'ten aşağı. Evet, bu şekilde bakabiliriz buna. Bu da değişik bir kriter, değişik bir istatistik oldu. Bunun dışında buraya borsaya ekledim. Hangi borsadakiler daha çok ilerliyor? Örneğin Nasdaq daha çok teknoloji borsası olarak bilinirdi eskiden. %50'si Nasdaq. Amex'te bir tane var. Diğer kalanı da New York Stock Exchange'de arkadaşlar. Tabi burada da tekrar alt gruplama yapabiliriz. Mesela yukarılardakilerin Nasdaq olduğunu burada görebiliyoruz. İlk 50 içinde çoğunluğu Nasdaq arkadaşlar. Hatta ilk 10'da hepsi Nasdaq olduğunu görmekteyiz. Yani buna göre Nasdaq'ta mı işlem yapmam lazım, New York'ta mı işlem yapmam lazım? Verilere göre, duyduklarınıza göre değil, verilere göre değerlendirebilirsiniz. Buna göre notlar tutabilirsiniz. Örneğin seçme kriterleriniz, hisse ADR 20'si 3'ten büyük olması lazım. Fiyat aralığı $100'dan küçük olması lazım vesaire gibi. Exchange mesela borsa, Nasdaq'ta işlem yapacağım ya da Nasdaq ve New York borsasında. Bunun gibi planınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin endüstrilere göre sıraladığımızda consumer cyclical sektör önde geliyor. Bu sektör ekonominin döngülerine bağlı olarak, ekonomi iyi mi kötü mü gidiyor, ona bağlı olarak değişen bir sektör arkadaşlar. Onun dışında sağlıkta örneğin büyük bir bölge var. Sağlığında alt kategorilerini örneğin ilaç, aletler, biyoteknoloji gibi kategorize edebilirsiniz. Ben bu sektörlerde işlem yapacağım diye örneğin burada yazalım. Sektör olarak teknoloji ilk başta tabii daha çok teknoloji, sağlık ve consumer cyclicals endüstrileri diye
ekleyebilirsiniz planınıza. Bazılarını çıkartabilirsiniz. Örneğin finans ya da biyoteknoloji sektörünü işlem yapmak istemiyorum. Analiz yaptım, yaptığım notlarıma baktım. Hep stop loss oldum. Hep benim tersime gitti işlemler. Orada işlem yapmak istemiyorum diyebilirsiniz. Bunu değişik şekillerde derinleştirebilirsiniz. Tabii analizi size bırakıyorum. Bu örnek olarak göstereceğim bir analiz oldu. Latest float, yani dolaşımdaki hisse sayısı 300 milyonun altında. Bunun dışında market cap'a bakmıştık. Buna göre sıralayalım. %90'ı 100 milyar doların altındaki olan şirketler. Yani mega cap dışındaki şirketlere işlem yapacağım diyebilirsiniz. Mega cap 200 milyonun 200 milyar doların üstündeki, yani şu kısımlar mega cap'a geliyor arkadaşlar. En çok çıkan 200 şirket içinde analiz yapıyoruz. Bakın 200 milyar dolar. Mega cap'ı da şuradan bakmıştık mesela. Mega cap 200 milyar dolar üstünde olan şirketlere mega cap deniyor. Bunun dışında nano cap'ları çıkartabilirsiniz. Mega cap ve nano cap'ları işlem yapmayacağım diye. 50 milyon doların altındaki şirketler. Burada yok zaten 50 milyon dolar altında. Şöyle tekrar bakalım. Mega kapı işlem yapmayacağım diyebilirsiniz. Mikro ve nano kapı işlem yapmayacağım diyebiliriz örneğin. Bunları işlem yapmıyoruz. Diğerlerine işlem yapıyoruz. Mega cap arkadaşlar 200 milyar doların üstünde, billion yazıyorum buraya. Mikro ve nano cap ikisi arkadaşlar birlikte 300 milyon doların altında olan hisseler oluyor. Bu şekilde analiz ettikten sonra bu hisselerin hareketi nasıl başlattığını ve hangi yönde ilerlemeye devam ettiğini, nereden geldiğini vesaire türdeki analizlerimizi de yapabiliriz. Ve bu hisselerde kaç tane bizim kullandığımız formasyonlardan bulabiliyoruz, onlara bakabiliriz. Hangisinde daha iyi formasyon oluyor, nasıl bir hareket göstermişler. Bakın bu bir anda çıkmış, yatay gitmiş. Gelmiş çıkmış, inmiş çıkmış, burayı geçememiş ve bundan sonra bakın bir inişten sonra tekrar yukarı devam etmiş. Burası çok güzel bir formasyon. Ortalamaların üstünde, bakın birçoğunun üstünde. Burada geniş bir bölgede ortalamadan uzak iyi trend. Bu çabuk hareketin yönünü değiştirmiş. Bakın sol tarafa doğru 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane çubuğun üstüne geçmiş.
20 periyodun üstüne geçmiş büyük işlem hacmi ortalı 20 periyot ortalama bu oluyor işlem hacmi. Onun üstünde bir işlem hacmiyle geniş bölge olduğu için yukarı çıktığında işlem yapabiliyoruz. Bakın bu da aynı şekilde. Buralarda bir şey yok. Bu satış formasyonu ortalamanın üstünde yukarı doğru kırılmış. Bu da büyük işlem hacminde. Bakın şurası. Bu zaten bir formasyonumuz bizim. Bunda işlem yapacak bir şey yok. Bakın arkadaşlar iyi bir yukarı trend varken yukarı trendin kırıldığını nereden anlıyoruz? Buraya geliyor, geliyor. Daha sonra ortalamanın üstünde işlem yapmaya başlıyor. Ortalamaları geçiyor bakın. Şurası ne oluyor? Ayın birinci ayın 11'i. Birinci ayın 11'i bakın bu bölgelerde güzel formasyonlar olmuş. Saatlik grafiğe geçip o küçük kırmızı çubuktan yararlanabiliriz. Ortalamalar iyi. Stop loss'umuzu mesela şuraya koyup şu bölgede alıp 9 centlik riskimizle 63 cent kazanmış olmuş olacaktık. Evet. Bu çok güzel bir yukarı çıkış. Burası harika. Bu da güzel bir çıkışa başlamış. Bu şekilde arkadaşlar en iyi kazananlar hangi formasyona göstermiş? Bakın çok güzel trend yukarı doğru. Bunları analiz ederseniz işlem yapmanız daha kolaylaşır. Daha iyi göz aşinalığı olur. Bakın aynı şekilde burası sola doğru 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bir sürü çubuğu geçmiş. Bir kırılma yapmış. İşlem hacmi çok büyük bir çubuk. Direkt burada alınabilir arkadaşlar. Bundan sonra 4 dolar 31 sent yukarı çıkmış. Yani yüzde olarak %100 stop loss'umuzun burada olduğunu düşünürsek geniş 92 sent risk 4 dolar kazanç olmuş oluyor. Evet, bunun gibi analize devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde analizinizi hazırlayıp planınızı çıkartabilirsiniz. Önceden kullandığım filtreler bakın bu hisselerin çoğunu yakalayabilmiş. Bir de şöyle listelerimiz vardı arkadaşlar. Mesela Şubat ayının 15'inde bir aylık en iyi kazananlara baktığımızda
Aynı liste içindeki hisseleri görebiliyoruz. Evet, bu böyle bir analizdi. Nasıl en iyi hisseleri bulursunuz, hangi formasyonları yakalarsınız gibi arkadaşlar. Buna bakarak siz de işlemlerinizi yapıp hisselerinizi analiz edip, yani hangi kriterleriniz olacak onu koyup işlem yapabilirsiniz. Yani işlem yapmadan önce böyle bir şey uygularsanız işlem yaparken daha kolay olur arkadaşlar.